Şimdi biz eskide kalan anneannemizden, babaannemizden kalan bir yemek yapıyoruz. Bunun ismini söylemeyeceğim. İsmini bilen varsa yoruma yazar. Çok güzel, lezzetli, keyifli yenilen bir yemek. Gün yüzüne çıkaralım dedik bunu. Eskiden unutulmuş. Eskiden biz çocukken babaannem çok yapardı bize. Biz bunu yerdik. Ekmek, bayat ekmekleri doğrardık. Üstüne erik dökeriz. Onun üstüne de yanmış soğan, karamelize, daha çok yanmış tereyağında yaktığımız soğan dökeceğiz. Çok keyifli bir yemek. Yemek isteyen varsa Çarın Köşkü'ne buyursun, tatsın. O zaman ismini bilenler yorumlara mı yazsın? İsmini söylemeyeceğim. İsmini bilenler yorumlara yazsın. Karslılar bilir bunu. Nenelerimizden, babaannelerimizden kalan bir yemek. Karslılar bilir bunu genelde. Ben de Karslı olduğum için. Yağına doğradık soğanlarımızı, iyice yanacak bu soğanlar. Yani siyahlaşacak, karamelize, daha koyu olacak böyle. Onun üstüne dökeceğiz şimdi biz. Tereyağıyla daha mı? Evet, tabii. Tereyağıyla lezzetli olur, sıvı yağ olmaz buna. Böyle soğanımız böyle yanacak. Biraz daha yansın, tamamdır. Yanınca çok lezzetli oluyor çünkü. Yemeğimiz hazır, şimdi sunuma başlıyorum. Böyle dökeceğiz erikleri ekmeğimizin üstüne. Ondan sonra soğanımızı da koyacağız. Tereyağlı soğanımızı afiyetle yiyeceğiz. Şimdi soğanımızı da koyalım. Şimdi soğanımız da çok güzel yandı. Böyle üstüne cozur cozur böyle dökeceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Yiyenler afiyet olsun. Hep beraber denemenizi tavsiye ederim. Değil mi? Soğan yoksa.